sürgün durdurucunun çok faydası olduğunu. Güzel abi. Hep de aynı var abi. Bir de şeyi yakalamıştım. Ne var biliyor musun? Arka, arka. Arkalar hiç unutmamış. Şunu da çıkıyor. Abi ne gerek var? Bizim orada elma seyrek, elma yok durdu. Ben vakit takım derlemle sonra başlıyorum. Tabii bu yıl elma üreticilerimiz açısından güzel bir yıl geçiriyoruz. Hem meyvesuluk elma dediğimiz elma güzel fiyata gidiyor. Hem de ihracata giden ve iç pazarda tüketilen elmalarımız üreticilerimiz oldukça uygun bir fiyatta satıyorlar. Tabii burada olaya bakarken sadece müstahsil üretici açısından bakmamamız gerekiyor. Bir de tüketici açısından bakmamız gerekiyor. Tabii elma özellikle semt pazarlarında az da olsun milletin uygun fiyata elma almasıyla ilgili fiyatlar oluşuyor. Ama maalesef hep üzerinde durduğumuz, hep altını çizerekten söylediğimiz bir gerçek var. Bu örnek verecek olursak bu bahçede şu anda pik dedi elma dediğimiz bu elma hasattan itibaren üreticimiz müstahsilin satış fiyatı 12 lira. Ama bu tüketiciye İstanbul'da, Ankara'da yerine göre bazı marketlerde 40 lira, 50 liraya kadar, hatta kışın ben bu fiyatların 50-60 liraya kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesiyle ilgili sıkıntılar oluştuğunu düşünüyorum. Tabii ülkemiz son yıllarda elma üretimiyle ilgili ciddi ataklar yaptı. Yani ciddi ağız sayısı olaraktan ve üretim olaraktan dünyanın değişik pazarlarına elma gönderiyor. Özellikle Karaman etkenine baktığımız vakit Lipli olsun, Kuzey Irak olsun, özellikle Hindistan pazarında ciddi bir hakimiyet sağladı ülkemiz. Ve elma ile ilgili bu yıl güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu anda bu bahçelerdeki, 100 dönüm bahçedeki son çeşidimiz olan Pink Lady'nin hasadını yapıyoruz. Hasat şu an gayet verimli. Güzel bir verimimiz var. Tonajımızı da aldık, yakaladık. Bu elmalar buradan çıktıktan, hasattan sonra direkt ihracata gidecek Hindistan'a. Yani biz üreticiler olarak bundan memnunuz. Fakat tüketiciler tarafından şikayetler var, sıkıntılar var. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde çok afaki rakamlar görüyoruz. Yani bizim satışımızdan ziyade rakamın 3'e 4'e katladığını görüyoruz. Bu tüketici açısından sıkıntılı bir durum. Yani bizim insanımız da rahatlıkla alıp yiyebilmeli. Bundan faydalanabilmeli. Sadece yani böyle bir sıkıntı var. Bunun giderilmesi, buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor daha doğrusu. Yani genel olarak baktığımızda Karamanlı elma üreticisi bu sezondan memnun değil mi? Genel olarak baktığımızda Karamanlı elma üreticisi özellikle bu şekilde profesyonel yapanlar gayet memnun. Son derece zamanlamayı tutturdukları zaman ilacından, gübresinden vesaire herhangi bir sıkıntısı olması mümkün değil. Ayrıca file de olması lazım. Peki elmayı kaç paradan veriyorsunuz şimdi? Biz bu yıl ortalama 11-12'den verdik elmayı. 11-12 bandında verdik bütün elmalarımızı. Gayet verimliydi yani baktığın zaman. Kar zarar, kar maliyet araştırmasına gittiğiniz zaman gayet de verimliydi bu sene. Yok maşallah 120 sene yaşlı olan çıkıyor. Ha elma. Al. Bir sezonu daha geride bırak. Gelecek.